bu çukur amperi belli değil, dolmuyor yani. Bir dedik. Bunu geçmiş zamanda dinlendirdik ama sizleri böyle hazır bulmuş diye de kusura bakmayın. Bunları paylaşmak istiyoruz. Yüzünüze yansıyor. Başka bir kimselikte bir küme düştüğümüz yıl. Bir defa Canan Ağabey'in beni gelenlerini, emek vermiş olanlara hepsini saygıyla anıyoruz. Hakkın rahmetine kavuşanları rahmetli anmak durumunda. Valla rahmetlerini bol edesin. Öyle veya böyle kendi algıladığı kadarıyla, becerebildiği kadarıyla beraber bu kulübe katkı vermeye çalışmış olan insanlar. Ama belirli bir dönem bu kulüpte çok art niyetle kullanılmış, çok kovardaca şahsi çıkarlar için kullanılmış. Bu hangi dönemdir diye benim söylememe, seslendirmeme hiç gerek yok. Hangi dönem olduğunu belli. Öncelikle o dönemlerde ben bu kulübe para verdim demiş olmak, para vermek demek aptallıktır. Yani ben hayatımda aptal dönemini ikincilikteyken bu kulübün borçlarını ödeyebilmek için verdim para. Yok. Ama bakın bir şey vermediği için bir çıkar bakın. Onun belki iki katı, üç katı bu sene vereceğiz. Ama mutluyum. O zaman bir anlamı yok. Bu tarafta bir şey yaptığınız zaman üst üste iki taş koyduğunuzda biliyorsunuz ortaya bir şey çıkıyor diyor. Ama o zaman koyduğunuz taşlar ortadan kayboluyor diyor. Yok oluyor. Onun için ben bu anlamda diyorum aptallık. Biz ta o küme düştüğümüz zaman iyi ki küme düştük diyoruz. Ben hayatımda çok az elden ağlamışım. Bir babamın cenazesinde ağladığımı hatırlıyorum. Bir de Adıyaman maçında Adıyaman'da yenildikten sonra ben o günü çıktım. Hayatımda kahrettiğim bir gündür o. Neden? Biz Adıyaman'a gittiğimiz zaman bizden aşağıda 3 tane takım var, 3 puan geride. O zamana kadar biz işi garanti aldık diye o sıkıntılar içerisinde gittik ama küme düştük. Neden küme düştük, küme düşebiliriz ama orada biz namertçe düşürdük. Bizden. Çünkü mertçe bir mücadele olmadı o günlerde. 5 tane takım da bize geri dönüp düşebilirdik ama o gün biz orada saha içi, saha dışı, onun olmadığı dediğimiz bir şekilde ne böyle ihtiyarlar? Ha bu odada kim var lan? O başka yardımcı burada mı? Pardon. Bugün Offspor, Offspor'un hangi kulübüdür eskiden diye hatırlayan bilen var mı? Benim oğlum Offspor ruhudur yani. O ruhu yakalamak yani. Bunu o zaman olmadı. Bu sene onu burada hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ama sıkıntılar çok fazla. En rahat çözdüğün şey para bulur. Neden? Yani en rahat bunu beni elimi cebime atarak çözebiliyorum. Ama ne kadar para dökerseniz bütün bu toplumu bir araya getirmek mümkün değil. Yani bu insanın içinde olacak. Yani bunu bir araya getirmek boyutu parayla beraber ölçülemez. Bu insanın içinde olacak, ruhunda olacak. Onun için ne yaparsak yapalım böyle bir arada olduğumuz zaman, paylaştığımız zaman birkaç şeyleri paylaştığımız da daha güzel oluyor. Bu sene konumuz belli. Takım durumu da belli. İşte iyiyken iyi olur. Biraz kötüye gittiğinde tabii ki bazı yaşamından olan sıkıntılar olur. Yani bugünlerde biz de bunu yapmak ister istemez onu yaşıyoruz ama toplamımıza toplam bize hiçbir şey yok. İyi konumdayız. İyi yapabilmek için mücadele ediyoruz. Bunu da hepsini cami aldım. Yani yoksa bizim bugün ya bugün varız, yarın yokuz. Ya önümüzde sezon bittiğinde sadece biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama sadece bu kulüp birilerinin malıymış gibi. Camianın malı. Yarın sezon bittiğinde ya ben bunu daha iyi beceririm diye ve bizim de benim de bu kulübü iyi yönetebilecek olduğunu, eski hale dönmeyecek olduğundan emin olayım, namussuzluğum sezon sonunda yönetimimizi bırakmasın. Finansmanı da yine yanındayım sonuna kadar ama bileyim ki ya bu çarçur edilmeyecek, bu camiye yakışacak şekilde belirlenen hedef doğrultusunda yöneteceğiz sezon sonuna hazırlık. Çünkü bunu hep birlikte yapalım.
Seninle benimle olacak şeysi değil. Ama bir projenin çakılması gerekiyordu. Biz onu çakmaya çalışıyoruz. Eğer bunun etrafında ateş haline gelirse, ısınmaya oturan olursa, getirip de zamanla oraya ya şu sönmesin bir onu atmaya kaldırma olursa, ateşimizde yaşamı daha güzel olur. Onun için ben tekrar ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Bu akşam yüzümüz